Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizler arkadaşlar Minecraft Cube Skycube Survival'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben yine video dışında bayağı bir çalıştım, hatta 2 gün boyunca full bu videoyu çekmeye çalıştım. Yani bu videoyu çekmek için hazırlık yaptım arkadaşlar. Aşırı derecede oduna ihtiyacım vardı. Bu kadar odun kastım. 10 saat falan AFK durdum arkadaşlar. Şu neredeydi? Şu büyük adada arkadaşlar ladim vardı. Onu da geldim fidanlarıyla büyüte büyüte 4'lük 5 şeyden yaptım. En çok zaten ondan çıktı. Her neyse arkadaşlar, bu bölüm ne yapacağız? Demiştim çiftlik veya tarla yaparım diye. Tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu tarla derken de yani tarla malzememiz de bu kadar var. Odunları keserken boş durmadım. Şimdi arkadaşlar şuraya da su götürmüştüm. Onu da göstereyim yani neler yaptığımı. Da burayı yarısını niye ekmediydim ki? Yarısını ekmeyi unutmuşum, pardon. En son arkadaşlar hiçbirini toplamadım. Öylece biraz büyüsün dedim. Onlar da hep büyüdüydü. Arkadaşlar bu bölümde dediğim gibi tarla yapacağım ama tarlayı nereye yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu. Şimdi her yer ada olunca yine bir tane eksik kalıyor, neyse. Şu tarafa doğru mu yapsam diye düşündüm. Bu tarafa doğru mu yapsam diye düşündüm. Şu tarafa makul geldi aslında arkadaşlar ama o tarafta da spawner var, yani zombi spawnları olduğu için. Ben en iyisi dedim arkadaşlar şu şeylerin spawnlanma şeyini yok edelim. Şurayla burası zaten birleşsin. Şurayı yıkalım. Bundan sonrasını tarla yapalım dedim. Öyle bir amacım var yapabilirsem arkadaşlar bu bölümde. Tarlayın şuradan, şurası tarlanın girişi olacak arkadaşlar. Şuraya böyle güzel bir build yaparız. Buradan burası da işte tarlanın devamı olacak. Ben arkadaşlar bir malzemeleri alalım. Ondan sonra bir bakarız. Ben kovayı yine ölerek düşürmüştüm. Ölmüştüm yani, birkaç kere yine öldüm. Aşırı derecede öldüm yani video dışında çalışırken. Anca bir fırın yapıp şu demirleri pişireceğiz. Böyle güzel evde yapmamız lazım ya artık. Şuradan bir kömür alalım. Arkadaşlar çiftlik yapacak olursak da yani bir ton yumurtamız var. Aşağıdan böyle ağaç büyümesini beklerken buralarla da uğraştım. Arkadaşlar bu inekleri çok aşırı çoğaltmadım burada, şimdi taşıması zor olur diye çiftlik yapınca götürürüm dedim. Şu domuza bir şey bulamadım arkadaşlar. Ben bu inekleri bu kadar çoğaltınca şurada sadece yaratık spawnlanıyor, yani artık hiç böyle inektir, koyundur, domuzdur spawnlanmıyor. Bu kuvay da var ya, kaybedersem. Ya kova üstümdeymiş, iki tane oldu. Allah belasını vermesin. Kova nasıl düşmedi o zaman? Arkadaşlar ben şurada ölmüştüm. Yok, burada değil, pardon. Şurada arkadaşlar böyle ne var ne yok diye gelmiştim. Şurada creeper varmış. Tam neredeydim ben? Şurada falanken patladı. Şu tam şu ortada arkadaşlar. Öldüm. Camları falan kırmadı. Sadece toprağı kırdı. Ben burada öldüm. Çoğu itemim aşağı düştüydü. Demek ki kova buralarda kalmış. Hiç görmedim orada olduğunu. Görsem hiç yapmazdım bile ya. Neyse. 3 tane demir boşa gitti. Şimdi birazcık yarım bloğa ihtiyacımız var. 64 tane yeter mi ki?
toprakları dalarım. Of, bir git gel yapmaktan yoruldum. Şimdi burayı arkadaşlar buradan bu şekilde çıkartayım biraz. Evet arkadaşlar, geldim burayı bu şekilde böyle büyüttüm. Daha çok toprağım olsa şuraya kadar götürecektim arkadaşlar. Belli olmaz. Bir yerden toprak alabiliriz mesela, şuraya gidip orada çok toprak gözüküyor. Her neyse arkadaşlar, burayı şu anda iki tane elimizde üretebileceğimiz şey var ama tarlada yani. Onu biz Minecraft'ta 3, 4, 5 taneydi sanırım. 5 tane olarak hesaplayacağız arkadaşlar. Bunu 5'e böleceğiz bu yere. Daha, yani şu ileriyi bırakacağım arkadaşlar. Oraya sonradan yaparız diye. Toplamda burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, 17, 18. 18 tane var arkadaşlar toplamda burada. 18'e burayı şöyle tam şu ortadan bir yer ayırsak. 18'in ortası neresi, kaç eder ki? 19 yapalım ya şuradan, 12 tane yeter inşallah. Ya bir tane eksik kaldı. Her neyse. 9 o tarafta, 9 o tarafta ise ama aynı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam ortası burası o zaman. Şimdi arkadaşlar bir taktadan yarım blok yapıp geliyorum ben. Evet, yarım blokları yaptım ve şimdi bu yarım blokları arkadaşlar şöyle kullanacağız. Ama durun bir dakika. Tam blok var mı? Hiç var. Tamam, bu şekilde arkadaşlar su koyacağımız bir hizada gitmemiz lazım. Düşmeyelim de ama. Bir blok altı falan olsa fark etmez arkadaşlar sonuçta. Hatta yarım blokla çevireyim. Ben burayı arkadaşlar bu şekilde yapayım. Evet arkadaşlar, burayı bu şekilde sınırsız su yapıp geldim. Aynen, burası sınırsız değilmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar buralara yarım blok döşedik mi, bunun altında su kalıyor ve yani tarlaya etki edebiliyor. Bu şekilde yarım blok döşeceğiz. Hem güzel gözükmesi açısından hem de suyun açık kalmaması açısından daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar biz 9'a 9 bıraktık ya iki tarafta da. Şimdi 4'e 4'lük bir alan bırakacağız. Onların da tam arasına aynen bu taktiği yapacağız. Buradan su alabiliyoruz değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar, her yeri tamam. 4 tane dediğim gibi 5 tane şey var ekilebilecek arkadaşlar. 5.'yi de böyle yanlamasına ekerim büyük ihtimal ama şu an toprağım olmadığı için bunu yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar ben bunun yanlarını yapacağım. Evet arkadaşlar, etrafını bu şekilde döndüm. Şuradaki küçük kübü de yok ettim. Şuranın da arkadaşlar bir alanını belirledim ama ya, toprağımız olmadığı için yapamayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de nasıl, onun etrafını da çevireceğiz arkadaşlar, yani duvar yapacağız oraya. Ben duvar mı? Hayır. Arkadaşlar girişimiz tam olarak, durun bir dakika, şurayı, şuralarda aynen de yok, bir dıştan olması lazım. Şimdi arkadaşlar girişimiz tam ortasını baz alarak böyle birer blok arayla şey döşüyoruz. Meşe odunu.
Şurayı da kıracağım arkadaşlar. Buraya daha güzel bir şey yapacağım giriş için. Ben bunların hepsini yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, buraların hepsini bitirdim. Şimdi de bunların araya arkadaşlar bir şey çit yapacağız. Onu da ladin çit yapacağım arkadaşlar. Ben çitleri yapayım geliyorum. Evet yaptım ve şimdi arkadaşlar buraların arasına böyle yapacağım. Şuraya yapmayacağım. Burası girişimiz tam merkezinde olduğu için arkadaşlar. Ben bunu her yerine yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, her yerine böyle kitlerle çevirdim. Şimdi arkadaşlar şu an şeklinde çok kötü durabilir ama şimdi bunlar arkadaşlar bu şekilde soyacağız. Aynen bu şekilde daha güzel duruyor bakın arkadaşlar. Zıt renkler olduğu için bir de şurayı yok olarak varsayarsak arkadaşlar daha güzel duracak. Bir de içine ışıklandırma yaptık. Evet arkadaşlar hepsini yaptım bu şekilde. Şu şekilde çok güzel duruyor yani. Şimdi bir de şurayı yakınca daha güzel gözükecektir. Yani ben orayı bir yıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar burada küpü de yok ettim. Küpleri hep yok ediyoruz artık. Şurası boş kaldı ama neyse önemli değil. Şimdi arkadaşlar burayı ekmeye başlayalım. Aslında arkadaşlar burayı yapmak benim düşündüğümden daha kolaydı ve nasıl söyleyeyim size, daha az uğraştırdı, daha az blok gerektirdi. Ben mesela arkadaşlar 4-5 stek tahta falan gider diye düşünmüştüm arkadaşlar. 1,5 stek ne tahta gitti, 1,5 stek de çit gitti, yani fazlası elimde kaldı. Onun için 2 gün boyunca full kasmıştım tahtayı. Yani bilmiyorum artık neden. Birazcık daha arkadaşlar boyutu küçük. Benim kafamda kurduğumun 7'ye 7'lik bir boyutu vardı, yani 7 bu böyleydi arkadaşlar, onu da bu şekildeydi. Yani 7 bir 7 genişliğinde 10 uzunluğunda bir tarla düşünüyordum ama toprağım yetmediği için 4'e 4'lük oldu. Genişliği de önemli değil ama olsun ya, yine de tarla tarladır, daha ne olacak. Şuraya da güzel bir build giydirirsem arkadaşlar, böyle tahılan var falan olur, yel değirmeni olur. Ne olursa artık. Yapmam gereken tek bir şey kaldı arkadaşlar. O da bunların üstüne yarım blok döşemek. Ben onları da döşeyip geliyorum. Yarım blok yeterli mi? Yeterli. Evet arkadaşlar üstlerini de yarım blok olarak döşedim bu şekilde. Bence çok güzel duruyor. Niye burası gölge düşmüş? Önemi yok. Şimdi arkadaşlar çapamın yettiği yere kadar bir çapalayayım ben. Sonra çapa yaparım zaten. Her yeri çapalayacağım yani kısacası arkadaşlar. Çapalayınca görüşürüz. Evet arkadaşlar her yere çapaladım, yani toprak olan her yere. Şimdi bir de buna ekmesi var. Ben tohumları alıp geleyim. Evet arkadaşlar ektim ve bu şekilde arkadaşlar. Bu tarafı pilav çektim. Bu tarafı full buğday ektim arkadaşlar. Aslında hepsinin de birer tane bir şey olması gerekiyordu ama benim elimde başka tohum olmadığı için arkadaşlar böyle ektim. Şu önü de arkadaşlar karpuz ve kabak yapacaktım. Ama işte şeyim olmadığı için, nedir onun ismi, toprağım, yapamadım. O da ilerleyen zamanlarda yapılır. Bu videom da bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.